Yedinci sorudan devam edelim şimdi. Ne demiş? Bir ayrıtın uzunluğu 6 santimetre olan küplerden. Gene bir küpten bahsetmiş. Yani bütün ayrıtların uzunlukları eşit olan şeklimize ne diyorduk biz? Küp diyorduk. Küplerden 10 tanesi üst üste geldiğinde oluşan cismin hacmi kaç desimetre küptür? Birime dikkat arkadaşlar. Kenarının uzunluğu ne cinsinden verilmiş? Bakın santimetre cinsinden verilmiş. Ve hacmi ne cinsinden istiyor? Desimetre küp cinsinden istiyor. Şimdi kaç tane kübün üst üste gelmesini istemiş? 10 tane küp. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu şekilde çizdik arkadaşlar. Rahat görmek açısından çiziyoruz. Gene şöyle yaptığımızda 10 tanesinin üst üste geldiğini görmek için. Ne dedik? Bir ayrıtın uzunluğu 6 santimetreymiş. O halde burası da 6 santimetredir. Burası da 6 santimetredir. Şurası da 6 santimetredir. 10 tanesi üst üste geldiğine göre demek ki bu yükseklik elbette ki 60 santimetreye karşılık gelmektedir. Neyi soruyor? Oluşan cismin hacmini soruyor. Hacim neydi arkadaşlar? Üçünün çarpımı değil miydi? Bakın oluşan yeni cisim şöyle uzun bir cisim. O yüzden tabanlar çarpı yüksekliğin çarpımı bize neyi veriyordu? Hacmi veriyordu. Taban 6 çarpı n, 6 çarpı yüksekliğimiz de 60. Yani hacmimiz 6 kere 6 36, 36 çarpı 6 216. Yanında da bir tane sıfır var. Birimimiz ne arkadaşlar? Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden verildiği için hacmimiz santimetre küptür. Ne cinsinden istiyor? Desimetre küp cinsinden istiyor. O halde isterseniz gene merdivenimize bakalım. En başta ne vardı? Kilometre küp, daha sonra hektometre küp, daha sonra dekametre küp, metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve son olarak da milimetre küp. Nereden nereye geçeceğim? Santimetre küpten desimetre kübü istediği için desimetre kübe geçiş yapacağım. Yani bakın santimetre küpteyim, desimetre kübe geçiş yapacağım. Bir birim yukarı çıkacağım. Bir birim yukarı çıktığımda ne oluyordu? Küplü ifadelerde bir kere bine bölme işlemi gerçekleştiriyordu. O halde bine bölersem bir basamak yukarı çıktığım için bir kere bine bölüyorum. Sıfırlar gitti. 216 bölü 100. Bunu da zaten şöyle yazabiliyordum. Sayım 216. Bakın paydada kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır var. O halde demek ki virgülden sonra 2 basamağım olacak benim. 1, 2. Demek ki virgülüm neredeymiş arkadaşlar? Buradaymış. Yani 2160 santimetre küp 2,16 desimetre kübe karşılık geliyormuş. 7. sorunun cevabı içinde baktığımız zaman arkadaşlar demek ki doğru 2,16 desimetre küptür. Bu şekilde de hacimle ilgili olan sorularımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Hatta 6. sınıf konularımıza dair bütün sorularımızı çözmüş olduk. Bir dönemi de bu şekilde kapatmış olduk arkadaşlar. Bu dönemdeki konularda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Sürekli söylüyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bol bol tekrar yapıyoruz. Bol bol soru çözümü yapıyoruz ki unutmamak adına. Aynı zamanda küçük kurallarını yapıyoruz. Kağıtlara yazıyoruz ki sürekli gözümüzün önünde bulunması amacıyla sürekli söylediğim gibi arkadaşlar. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarılar. Merhaba arkadaşlar. İsterseniz şimdi 2010 yılında çıkmış olan 6. sınıf matematik sorularımıza bakalım. İlk sorudan başlayacak olursak eğer hemen bakalım. Ne diyor ilk sorumuzda? 2828 artı 543 eşittir 543 artı kutu. O halde öncelikle yazalım. 2828 artı 543 eşitmiş 543 artı kutuya. Şimdi arkadaşlar burada hangi ifade kullanılmış? Toplama işleminin değişme özelliği kullanılmış mı? Hemen bakalım. Neydi toplama işleminin değişme özelliğinde? Sol taraftakiler her zaman zaten sağ taraftakilerine eşitti. Ve toplanan sayıların yerlerinin değiştirilmesi hiçbir şekilde sayıyı etkilemezdi. Pekala eşitliğimizin sol tarafında 543 var. Eşitliğimizin sağ tarafında da 543 var. Eşitliğimizin o halde sol tarafında 2828 varsa demek ki sağ tarafında da ne olacakmış? 2828. Yani bize verilen kutu neye eşitmiş? 2828'e eşitmiş.
İkinci tarafa bakarsak eğer ne diyor? Üçgen çarpı 36 çarpı 3 eşitmiş, gene parantez açılmış, 28 çarpı 36 çarpı 3 eşitliğinde de üçgeni soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada da hangi ifade kullanılmış bakalım. Ne yapılmış burada? Parantezlerin yerleri değiştirilmiş. Burada o zaman o halde hangi özellik vardır? Çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. Yani herhangi x'in öncelikle çarpımı hiçbir şekilde çarpma işleminin eşitliğini değiştirmiyordu. O halde ben parantezleri buraya aldığımda da veya parantezleri şu şekilde yazdığımda da hiçbir şekilde çarpmanın sonucu değiştirilmeyecektir. Değişmeyecektir. Pekala, sol tarafta 36 çarpı 3 var. Sağ tarafta da 36 çarpı 3 var. Daha sonra gene sol tarafa baktığımız zaman üçgen çarpı. O halde sol tarafta da 28 çarpı olduğuna göre demek ki üçgenimiz burada da neye eşitmiş? 28'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyor? Kutu eksi üçgeni soruyor bize. Kutuyu zaten yani kareyi daha önce bulmuştuk. Neydi karemiz? 2828. Üçgeni de biraz önce bulduk. Bu da 28'e eşit. İki sayının birbirinden farkını istiyor bizden. Ki bu da zaten 2800'ü vermekte. Ki dediğimiz gibi yanıtımızda zaten C olduğunu görmüş olduk. O halde şimdi hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuza da bakarsak eğer bu soruda hangi işlemler kullanılacaktır? Hangi ifadeyi yapacağızdır? Tabii ki de kümeleri kullanacağız. Şimdi ne demiş? Omlet yapımında kullanılan malzemeler ve menemen yapımında kullanılan malzemeleri vermiş bize. Demiş ki omlet yapımında kullanılan malzemelerin kümesi A kümesi. O halde hemen A kümesini çiziyoruz şu şekilde. Daha sonra da demiş ki menemen yapımında kullanılan malzemelerin kümesi de B olsun. İki kümeye baktığım zaman ortak elemanlar var mı? Mesela ne var? Sol tarafta da yumurta var, sağ tarafta da yumurta var. O halde bu iki küme demek ki ne haldeymiş? Şu şekildeymiş. Yani A ve B kümesi birbiriyle kesişiyormuş. Baktığımız zaman sorumuza ne istiyor bizden? Buna göre elemanı sadece patates olan küme. O halde elemanlarımızı yazalım. A kümesinin elemanlarını ve B kümesinin elemanlarını yazdığımızda öncelikle kesişime bakalım. Sol tarafa ve sağ tarafa baktığımızda iki tarafta da soğanımız var. O zaman soğan elbette ki kesişime yazılıyor. Pekala, maydanoza baktığımız zaman iki tarafta da maydanoz var. O halde maydanozu da kesişim kümesine yazabiliyorum. Daha sonra baktığımda yağı da demek ki yazabiliyormuşum. Soğanı zaten demiştik. Yumurtayı zaten yazabiliyoruz. O halde yumurtayı da hemen yerine yazalım. Ve tuzu yazabiliyor muyuz? Evet, tuzu da yazabiliyoruz. Pekala, baktığımız zaman A kümesinin başka hangi elemanları var? Ne kaldı geriye? Patates kaldı. Demek ki patates de nereye aitmiş? Buraya aitmiş. Pekala, B kümesine baktığımız zaman kesişimin dışında kalan elemanlar hangileri? Biberimiz var ve domatesimiz var. Şimdi tekrar sorumuza bakıyoruz. Bize ne diyor? Elemanı sadece patates olan küme. Elemanı sadece patates olan küme bana şurayı mı vermektedir arkadaşlar? Evet. Pekala, burası neye eşittir? A fark B'ye eşit midir? Ki aynı zamanda bu da şu şekilde yazılıyor muydu? Evet, o halde patatesi veren sadece hangi kümemizdir? A fark B kümesi, ki gördüğümüz üzere de zaten yanıtımız A şıkkıdır. Şimdi üçüncü sorumuza bakacak olursak eğer, hemen tahtımızda silelim. Üçüncü sorumuzda da bize bir oran vermiş arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyoruz. Kedi ve köpeklerin bulunduğu bir hayvan barınağındaki kedilerin sayısının köpeklerin sayısına oranı. Neymiş? Kedilerin sayısının... Hemen yazıyoruz. Köpeklerin sayısını oranı, ki her zaman oranı daha önce görmüştük, bu şekilde yazıyorduk. Köpeklerin sayısına oranı neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 4. Aşağıdakilerden hangisi bu barınaktaki kedi ve köpeklerin toplam sayısı olabilir diyor. Yani bir ihtimalden bahsediyoruz. O halde öncelikle düşünmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi kedilerin sayısının köpeklerin sayısının oranı 1 bölü 4 olduğuna göre dersek en azından, mesela bu bir oran zaten, kedilerin sayısına 1 dersek eğer, köpeklerin sayısı da demek ki ne olacakmış? 4 olacakmış. İkisinin toplamını istediğine göre benden en azından
5 olacaktır. Veya buna devam edersem eğer, bu bir oran arkadaşlar, her zaman ne diyoruz? Oran her zaman birbirine eşittir. Devam edersek, kedilerin sayısının mesela 2 olduğunu düşünürsek eğer, bu oranın eşit kalabilmesi için, bakın 2 kat artmış, o halde yine 2 kat artacak, yani 8 olacak. Pekala, bu seferdeki toplamlarına bakalım. Kedi ve köpeklerin sayısının toplamlarına baktığımız zaman 10 olacaktır. Bu şekilde devam edersek eğer arkadaşlar, bakın göreceğiniz üzere her zaman 5'e bölünebilen sayılar çıkacaktır. En azından ne dedik? En azından topladık, 5 çıktı. Eğer bu şekilde uzatırsak 10 çıktı. Daha sonra da uzatırsak 15 şekilde devam edeceği için hepsi, çıkan sayılarımızın hepsi 5'e bölüneceğinden dolayı toplam sayısı hangisi olabilir diyor. Elbette ki şıklara baktığımızda 5'e bölünen tek sayımız 5 şıkkıdır. Yani cevabımız 5 şıkkıdır.